Merhabalar. Öncelikle hibrit etkinliğimizi nasıl buldunuz? Çok güzel. Pandemi sürecine uygun. Her şey mükemmel. O yüzden gayet sağlıklı ve iyi buldum. Verimli oldum. Harika. Şimdi de sunumunuzla ilgili birkaç sorum olacak. GDPR ülkeleri Data Protection Otoriteleri tarafından verilen cezalar ile karşılaştırdığımızda Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Bilişim Teknolojileri Kurulu'nun idari cezaları sizce yeterli mi? Ya şöyle söylemek lazım. Şu an belki yeterli gibi görünmekle birlikte ben bunların biraz daha can yakıcı olması düşüncesindeyim. Çünkü Avrupa'da kesilen cezalara baktığınızda ciddi milyon eurolardan bahsediyoruz. Tabii ki bizim ülkemizde de bir süre sonra belki caydırıcı boyutlara gelecektir cezalar. Ben o kadar büyük bir ceza kesildiğini Türkiye'de duymadım. Peki biraz da dijitalleşme çağından bahsetmek istiyorum. Sizce dijitalleşme çağında hakimleri veya hakemleri yapay zeka ile değiştirmek mümkün mü? Şu an değil belki ama dediğim gibi çok uzak olmayan bir gelecekte biz bunlara şahit olacağız. İşte Amerika'da IBM Watson'ın bir uygulaması vardı. Uygulamada avukatlara sorulan sorularda avukatlardan çok daha başarılı %80'lerin üzerinde 90'lara yakın düzeyde başarı elde eden yapay zeka modülleri ve çözümleri var Amerika'da. Bu yasal mevzuat Türkiye'de bir parça daha zaman sonra eminim biz de o tip çözümleri göreceğiz. Ama göreceğiz. Çok yakın bir gelecekte. Peki, bir soru da sizin demin bahsettiğiniz AGA yazılımı hakkında sormak istiyorum. Bu yazılım servislerinin aktif kullanımının uyum sürecine katkıları tam olarak nedir? Uyum sürecine katkısı aslında yapay zeka kullandığı için hata oranı minimuma iniyor. Çok az düzeylerde hata yapıyorsunuz ve bunu Türkçe gibi zor bir dilde gerçekleştirdiğimiz için biz gerçekten o konuda ben çok ciddi gelecek görüyorum. Türkiye'de ve dünyada da bu konuda niş bir çözüm olduğu için büyük firmaların uğraşmadığı bir alanda uğraştığımız için de çok ciddi katkılar olacağını düşünüyorum. Sonuçta yapay zeka hepimizin geleceği. Biz de çözümümüzü yapay zekaya oturttuğumuz için doğal dil işlemeyle birlikte geleceğimizin çok iyi olacağını düşünüyorum ve bu sürece ciddi katkısı olacağını düşünüyorum. Yapay zeka olduğu için işin içinde. Çok teşekkürler.